px artı px eksi 1 eşittir 4x artı 4 olduğuna göre px polinomunu bulunuz diye söylüyor. Bakın eşitliğe bakarsanız birinci dereceden bir polinom. O zaman px ifadesi de birinci dereceden bir polinom yani ax artı b şeklinde bir polinom olmak zorunda. px belli. px eksi 1'i bulmak için x gördüğüm her yere x eksi 1 yazıyorum. Bakın burada da yazıyorum a çarpı x eksi 1 artı b oldu. Bunu da dağıtırsak AX eksi A artı B oldu. Bakın dikkat. PX ile PX eksi 1'in toplamı buna eşit. E toplarsak AX artı B ile AX eksi A artı B'yi topluyorum. AX artı B ile AX eksi A artı B'yi topladığımda toplamın ne olmasını istiyorum? 4X artı 4 olmasını istiyorum. AX burada AX burada. 2 tane AX artı B burada artı B burada 2B. Bir de ne kaldı? Eksi a kaldı. Eşittir 4x artı 4. Buradan sonra polinom eşitliğinde yaptığımız gibi katsayıları birbirine eşitliyoruz. x'in katsayısı 2a, x'in katsayısı 4. O zaman a kesinlikle 2 eşit. Sabit terim 2b eksi a, sabit terim 4. O zaman 2b eksi a'nın 4 olması gerekiyor. E a 2 idi. Karşıya atarsam 2b 6 oldu. B de buradan 3 geldi. E benden neyi istiyor arkadaşlar? Px'i istiyor. Px neydi? Ax artı b'ydi. A nedir? Şurada bulduk. 4. Daha doğrusu 2 bulduk. A 2x artı b'yi ne bulduk? 3 bulduk. 2x artı 3 bana polinomun eşitliğini verecektir. 23. sorumuza devam ediyoruz. Şöyle bir eşitlik verilmiş. Px polinom olduğuna göre pm değeri kaçtır? Bu tarz sorularda öncelikle m'yi bulmaya çalışalım. Px'ten kurtulmak için kat sayısının sıfırlayan değeri x yerine yazıyorum. Şimdi x yerine 2 yazdığım takdirde. Burası 0 oldu. 0 çarpı p2 0'dır. Eşittir. 2 yazdım. 2'nin küpü 8. 2 yazdım. Dağıtırsam 2m eksi 12 oldu. Artı 10 oldu. Bakın sadece x gördüğüm yere 2 yazdım. Buranın kat sayısını sıfırladım. Ee, düzenlersek 2m Buradan dikkat. 8, 10 daha. 18, 12 çıkardık. 6, 6'yı da sol tarafa atarsam eksi 6 oldu. Böldüğüm takdirde m eşittir eksi 3 geldi. Bakın m'yi eksi 3 bulduk. Benden neyi istiyor? pm e, yani p eksi 3'ün eşitini soruyor. p eksi 3'ü bulmak için x gördüğüm her yere eksi 3 yazıyorum. Haydi yazalım. Eksi 3 eksi 2 eksi 5 çarpı p eksi 3 eşittir. Eksi 3'ün küpü x 27. bu m dediğim şey arkadaşlar eksi 3'tü. Eksi 6 daha şurası eksi 9 oldu. x yerine de eksi 3 yazdığım için çarptım. Artı 27 oldu. Artı 10 oldu. 27'ler gider. Eksi 5 tane p eksi 3 10'muş. E buradan ne yaparız arkadaşlar? p eksi 3'ü bulmak için her iki tarafı eksi 5'e böleriz. Eksi 5'e böldüğüm takdirde p eksi 3'ün değerinin eksi 2 olduğunu bulmuş oluyoruz. Bu sorumuza baktığımızda P1 değerini soruyor. P1'i bulmak için x yerine 1 yazarız. Ancak 1 yazınca burası sıfırlanıyor. P1 gitmiş oluyor. O yüzden öncelikle şuradaki x 1'den kurtulmamız lazım. x 1'den. O zaman şöyle yapıyoruz. x 1 çarpı Px eşittir. Buradan x kare eksi 3 x artı 2 ya. Ben burayı x diye şurayı eksi 2 eksi 1 diye yazarsam. Bakın çarpı çarpıp topladığımda ortaya verecektir. Ee, buradan çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlar. x eksi 2 çarpı x eksi 1 şeklinde ayırmış olduk. Her iki tarafı da x eksi 1'e bölersek px eşittir x eksi 2 olmuş oluyor. Bakın px'i bu şekilde çarpanlarına ayırdıktan sonra bulmuş olduk. Bize p1 soruyor. Şimdi x yerine 1 yazarsak 1 eksi 2'den sonucumuz eksi 1 olacak. Px artı 2 polinomu veriliyor. E, 3 x eksi 1 bu ifade olduğuna göre m değeri kaçtır diye soruyor. Bakın burada m değerini bulmak istiyorsan dikkat ederseniz soruda qx ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ama burada qx var. qx hakkında herhangi bir ifade bilmediğim için bu qx'ten kurtulmaya çalışalım. Kurtulmak için kat sayısını sıfırlayan değeri x yerine yazalım şimdi. E burayı sıfırlayan değer 1'dir. x gördüğüm her yere 1 yazmak istiyorum. Yazalım. 1 yazdım. P3 eksi 1'den P2 oldu. Eşittir. 1 yazdım. Burası sıfırlandı. M eksi 13'e eşit oldu. Bakın. P2'nin değeri M eksi 13'e eşit. Zaten amacım P M'yi bulmak. M'yi bulmak için bu tarafa atarsam P2 artı 13 bana M değerini veriyor. M'yi bulmak için bana ne lazım? P2 lazım. P2'yi de nereden bulabilirim? Buradan bulabilirim. Buranın 2 olması için Bakın x artı 2'nin 2 olması için x gördüğüm her yere 0 yazmam lazım. Haydi yazalım. Buradan 0 yazarsak 0 artı 2 eşittir. 0 yazdık. Eksi 1 kaldı. Bunun küpü. 0 yazdık. Artı 5 kaldı. E o zaman buradan p2 dediğimiz şey. Eksi 1'in küpü eksi 1. 5 ile çarptık. Yine eksi 5 oldu. E o zaman şöyle diyoruz. P2'nin değeri eksi 5 artı 13. Bana m değerini veriyor. x'i 5 artı 13'ten o zaman m değeri 8'e eşit diyebiliyoruz. 26. sorumuza baktığımızda px bir polinom olduğuna göre pb değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle basit bir mantıkla gidelim. px eşittir x artı 2 olsun atıyorum. Bize px kareyi sorduğunda ne yapıyorduk? x gördüğüm yere x kare yazıyorum. x kare yazarsam x kare artı 2 olur. Tam ters olduğunu düşünelim. fx kare eşittir x üzeri 4 artı x kare artı 3 olsun. fx'i bulmak için bu sefer x kare gördüğüm her yere x yazıyorum. Bakın dikkat x kare gördüğüm her yere x yazıyorum. E x yazarsam burası dikkat ederseniz x olur. Burası x karenin karesi olduğundan dolayı x kare yerine x yazıyorsam x kare olur. Burası da x kare olduğu için x oldu artı 3 oldu. Bakın ne yaptık? Kareyi Px kareyi px'e çevirdik. x kare gördüğüm yerlere x yazdım. Bir tane daha örnek verelim. Px eşittir. İşte x kare artı 3x artı 4 olsun. Benden x küpü sorarsa x gördüğüm yere x küp yazıyorum. x küp üzeri 2'den x üzeri 6. A. Buradan x küp yazarsam x küp artı 4. Bakın x polinom ise Şuradaki örnekten gidelim. X kare yazarsam eşitlik X'in kuvvetleri 2'nin kuvvetleri olur. Katları olur daha doğrusu. X küp yazarsam kuvvetleri hep 3'ün katı olur. Burada polinom belirtmesi açısından. Çünkü X küp gördüğüm yere X yazabilmem için buraların hepsini X küp cinsinden yazabilmem gerekiyor ki PX'i bir polinom bulalım. Gelelim sorumuza. Bu X üzeri 5. Bu X küp var. Benim bunu PX yapabilmem için x küp gördüğüm her yere x yazmam gerekecek. E o zaman ben burayı da a eksi 2 x üzeri 5'e ben x üzeri 3 üzeri 5 bölü 3 diye yazabilirim. Çarptığımda x üzeri 5 olsun. Artı 3a x küp oldu. Eksi b artı 1. Ben bu x'i de x üzeri 3 üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazabilmem lazım ki px elde edelim. an x küpü düzenliyoruz. Artı 4. Şimdi x küp gördüğüm yere x yazarsam px eşittir. a eksi 2 x küp yerine x yazarsam x üzeri 5 bölü 3 olur. x küp yerine x yazdım 3 a x oldu. Eksi b artı 1 x küp yerine x yazarsam x üzeri 1 bölü 3 artı 4. Şimdi px'i bulduk. Bunun polinom olması neydi? Üstler doğal sayı olacak. Ama bu bir doğal sayı değil. Doğal sayı olmadığı için katsayısı sıfırlanmalı polinom belirttiğine göre. 1 bölü 3 doğal sayı değil. O zaman kat sayısını sıfırlıyoruz arkadaşlar. Px eşittir. Buradan a yerine 2 yazıyorum. Burası sıfırlandı. 2 yazarsam 6x oldu. Burası sıfırlandı. B yerine eksi 1 yazmam lazım. Burası sıfırlandı. Ne kaldı? 4 kaldı. Benden neyi istiyor? Pb yani p eksi 1 istiyor. Eksi 1 yazarsam eksi 6 artı 4'ten sonucum eksi 2 olacaktır. Bu şekilde Uzun uzun işlem yapmak yerine şurada verdiğimiz örneklere dikkat ederseniz. x kare olunca eşitlik hep x karenin katları. x küp olunca eşitlik hep x küpün katları. x küpse eşitlik x küpün katları olacak. x küpün katı olmayanda arkadaşlar ne yapıyoruz? Kat sayısını sıfırlıyoruz. 5, 3'ün katı olmadığı için kat sayısını sıfırla. 3, 3'ün katı sıkıntı yok. x, 3'ün katı olmadığı için kat sayısını sıfırlayıp böyle pratik yoldan da gidebilirsiniz. Polinomun sabit terim ve kat sayılar toplamını bulma kısmına geldik şimdi. Arkadaşlar şöyle hemen örnek üzerinden anlatalım. x polinomu şöyle bir ifade olsun. 3x kare eksi 2x artı 4 gibi bir polinom Eğer bizden bu polinomun sabit terimini sorarsa sabit terim nedir arkadaşlar? x üzeri sıfırla terimin kat sayısı. Yani burada ne olmuş oluyor? 4 değeri bize sabit terimi vermiş oldu. Sabit terimiz 4. Kat sayılar toplamını sorarsa kat sayılarımız nelerdi? Şuradaki x'lerin yanındaki sayılardı. Bu da x üzeri 0'ın kat sayısı olduğu için bu da bir kat sayı. Kat sayılar toplamı 3 eksi 2 artı 4. 3 eksi 2 1 artı 4'ten 5 de bize kat sayılar toplamını verdi. Tabi her zaman bu şekilde polinomu belli bir şekilde vermezler. Bazen direkt e katsayılar toplamını bulmanızı ister. Polinomu vermeden sizin orada x yerine bir şeyler yazarak katsayıları bulmanız gerekecek. Gerekecek. O da nedir? Mesela P 0'ı bulun. X yerine 0 yazarsak. 0 yazdık, 0 yazdık, 4. Zaten sabit terim dediğimiz şey şu ifade değil miydi arkadaşlar? O zaman sabit terimini bulmak için x yerine 0 yaz. Burada genelde karıştırılan kısım arkadaşlar şudur. P0 e, bize kal, şey, sabit terimini vermiyor. Bakın burada dikkat. P0 e, bize sabit terimi vermiyor. X yerine 0 yazdığımızda bize sabit terimi veriyor. X yerine 0 yazmamızın sebebini arkadaşlar buradan. Bu X gitsin, bu X gitsin. Elimize sadece sabit terim kalsın diye X yerine 0 yazarız. Gidip de P0'ı bulmayız ama buraya dikkat. Kat sayılar toplamını soruyorsa arkadaşlar mesela X yerine 1 yazın. 1 yazarsanız bakın bunun katsayısı 3. Bunun katsayısı eksi 2 artı 4. 1 yazdığımızda x'leri bir nevi yok etmiş oluyoruz. 3 eksi 2 artı 4'ten yine bize 5'i veriyor. E buradan da ne yapmış olduk? Katsayılar toplamını bulmak için de x yerine 1 yazıyoruz. Bakın t1'i bulmakla x yerine 1 yazıp t1'i bulmak ikisi arasında ince bir çizgi var. Burada genelde karıştırılır. Atıyorum ve x polinomunun sabit terimini sorarsa x yerine 0 yazarsınız p 0 olur. Kat sayılar toplamını sorarsa x yerine 1 yazarsanız size p 1 verir. Şimdi bx artı 1'in sabit terimini sorarsa arkadaşlar bakın p 0ı bulmuyorsunuz. Sabit terim için x yerine 0 yazıyorsunuz. 0 yazınca p 1 bize size sabit terim verecek. Eğer bunun katsayılar toplamını istiyorsak 1 yazarsınız size P2 katsayılar toplamını verecek. Hangi polinomun sabit terimi soruluyorsa o polinomda x yerine 0 yazılır. Hangi polinomun katsayılar toplamını istiyorsa o polinomda x yerine 1 yazılır. Mesela size şöyle basit bir örnek verelim. Px artı 1 eşittir. x kare artı x artı 3 olsun. Size buradan neyi sorsun? Atıyorum px artı 2'nin bakın px artı 2 polinomunun sabit teriminin nedir diye sorarsa bakın hangi polinomu soruyor Bunun soruyor bunun sabit terimini soruyorsa x gördüğün yere 0 yazarsın senden p2'yi soruyor bakın 0 yazınca p2'nin sonucu sana sabit terimi verecek p2'yi nasıl buluyoruz burada p2'yi bulmak için x yerine 1 yazarsınız p2 eşittir 2'nin e, birin karesi 1 artı 1 artı 3. P2 4 olduğuna göre bu polinomun sabit terimi 4 tür diyebiliyoruz. Burada önemli olan şey şu: hangi polinomu soruyorsa o polinomla götürüp yerine yazdığımızda hata yapma ihtimalimiz düşüyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Px polinomunun sabit terimini ve katsayılar toplamını bulunuz. Bakın, Px'in sabit terimini sorduğu için. Bunun sabit terimini bulmak için x yerine 0 yazıyorduk. P 0 demektir. Kat sayılar toplamını bulmak için x yerine 1 yazıyoruz. Bu ne demek? P 1 istiyor bizden. P 0 neydi? 0 yazarsak 1'in küpü 1 artı 0 yazdık artı 3. Buradan da sabit terimi 4 geldi. P 1 istiyor. 1 yazarsam 2. 2'nin küpü 8. 1 yazdım 1 artı 3. 9 3 daha. Buradan da 12. Kat sayılar toplamı 4 sabit terimi vermiş oluyor. Gelelim bu sorumuza. Kat sayılar toplamı kaçtır? Niye eşittir diyor. Kat sayılar toplamı bul bulmak için x yerine 1 yazıyoruz. Bakın direkt p1 yazmıyorum. x yerine 1 yazıyorum. Hangi polinomu soruyor? Bu polinomu. Burada 1 yazarsam bu ifade p3'e eşit diyebiliyorum. Sabit terimini bulmak için x yerine 0 yazıyorum. Hangi polinomun sabit terimi bu? Burada x yerine 0 yazarsam bu da P eksi 1'e eşittir. Katsayılar toplamı x yerine 1 yazarsam burası P 5'e eşit. Sabit terim x yerine 0 yazarsam burası P 4'e eşit diyoruz. Hangi polinomu soruyorsa orada yerine yazıyoruz ama dikkat ediyoruz. Katsayılar toplamı 0'dan farklı polinom olmak üzere Px'in katsayılar toplamı. Bakın kimin katsayılar toplamı? Px'in o zaman x yerine 1 yazarsam e1'den bahsediyor. Bu neye eşitmiş? Büyük x artı 2 polinomunun sabit teriminin 3 katına. Bunun sabit terimi. O zaman sabit terimi bulmak için 0 yazarsam q 2 bana bu polinomun sabit terimini verecek. Neymiş arkadaşlar? Bunun 3 katına eşitmiş. O zaman Q2 çarpı 3 bana P1'i verecektir. Şimdi gelelim buraya. Eşitliği sağlandığına göre 2x artı 1 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diye soruyor. Bunun katsayılar toplamını bulmak için x yerine ne yazıyoruz? 1. 1 yazarsam 1 bir artı 1'den Q2'nin eşitini soruyor. Haydi hep beraber Q2'yi bulalım. Q2'yi bulmak için x yerine 2 yazıyorum. x yerine burada 2 yazarsam hepsinde 2 yazmam lazım. 2 yazarsam buradan 2 çarpı 2 4 3 çıkardık. Dikkat ederseniz 1 kaldı. 2 çarpı 2 yazdım. Köy 2. 2 yazdım. 2 çarpı 3. 6 eksi 4 oldu. E1 yerine ne yazabiliyoruz? 3 köy 2 yazabiliyoruz. 3 tane köy 2 eşittir. 2 tane köy 2 artı 6 eksi 4'ten 2 oldu. Bunu bu tarafa atarsan 3 taneden 2 tane çıkardık. 1 tane köy 2 kaldı. O da kime eşit? 2'ye. Bakın bize zaten bunun eşitini soruyordu. Demek ki QX artı 1 polinomunun kat sayılar toplamı 2'ye eşit diyebiliyoruz. 30. sorumuza devam ediyoruz. Px ve Qx sabit terimleri eşit olan iki polinomdur. Sabit terimleri bulmak için ne yapıyorduk? X yerine 0 yazıyorduk. Burada da 0 yazdım. Burada da 0 yazdım. O zaman P0 ile Q0 birbirine eşit. Bu cepte. Bakın adım adım gidiyorum. Qx ikinci dereceden bir polinom. Bu da cepte. x polinomunun katsayılar toplamı sıfır. Kat sayılar toplamı için x yerine 1 yazıyorduk. O zaman P1'in sonucu sıfırdır diyorum. Devam ediyoruz. Px x polinomu şöyle bir ifade. Bakın buraya dikkat. Px bir polinom. X küp sıkıntı yok kuvveti doğal sayı. X'te de sıkıntı yok doğal sayı. Buradaki x'te sıkıntı var arkadaşlar. Paydada x'li ifade bulundurmaması gerekiyor. Polinomlu, polinom tipli bir ifadede. O zaman bu x'in gitmesi için qx x çarpanlarından bir tanesi x çarpı bir şey olması lazım ki paydadaki x gitsin. Şimdi, o zaman ben qx'e şöyle bir ifade diyebilirim. x çarpı dikkat ederseniz ikinci dereceden. x burada x'li bir ifadeyle daha çarparsam ikinci dereceden olur. O zaman diğer çarpanını ax artı b diyorum. Bakın x çarpı ax artı b şeklinde yazdım. Buradan x'e bölersek x'ler gidecek. Bu ifade ax artı b olacak. Haydi yerine yazalım. bx eşittir. x küp eksi 5x artı ax artı b oldu. Buradan sonrasına dikkat. b0 ile q0'ı biliyorum. E, x yerine 0 yazdım. Bakın şurası yok x yerine 0 yazarsam 0 çarpı bir şeyden 0 oldu. Q 0 0 ise t 0'ın da 0 olduğunu artık biliyorum. Çünkü ikisi birbirine eşitti. E haydi x yerine 0 yazalım. t 0 0 yazdım gitti 0 yazdım gitti 0 yazdım gitti ne kaldı b kaldı. O zaman b'nin 0 olduğunu söyleyebiliyorum. Demek ki qx'im x çarpı ax şeklinde bir polinom. Yani A, x kare gibi bir polinomdur. Şimdi gelelim. Bir de neyi biliyoruz arkadaşlar? P1'i biliyoruz. P1'i biliyoruz. X yerine 1 yazarsam P1 eşittir. 1 eksi 5 artı 1 yazdım. A, B 0 olduğu için attım. P1 kaçtı? 0'da. da. E eksi 4 sol tarafa atarsam A'yı da 4 buldum. Demek ki benim QX polinomum 4 yazarsam 4X kareye eşit. Kimi istiyordu benden? Px artı 1 polinomun kat toplamı. Katsayılar toplamını bulmak için 1 yazıyorum. P2'nin eşitini soruyor. Yazarsak, 2 yazarsak P2 eşittir. 4 çarpı 2'nin karesi 4 çarptık 16 olarak bulmuş oluyoruz. Polinomun tek ve çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulmak için arkadaşlar şöyle bir Px polinomumuz olsun. Bunun çift dereceli ve tek dereceli katsayıları demek ne demek? Şöyle bir örnek verelim. 3x üzeri 5 artı 2x üzeri 4 artı 3x küp artı 2x artı 1 diyelim. Burada çift dereceli katsayılar derken çift olan x'li ifadelerin katsayılarından bahsediyor. Bakın burada 5 var, 4 var, 3, 2, 3 var, 1 var. Burada da x üzeri 0 var. Burada sadece üstü çift olanların katsayısını aldık. 4'ün yani x üzeri 4'ün katsayısı 2. Sonra Burada 3 var tek, 1 var tek, x üzeri 0 var. Yani 1'i alırsınız. Burada ne gelmiş olur? 3 olarak bulmuş oluruz. Tek dereceli katsayılar toplamından bahsediyorsa burada ne olacak? 3, 3 ve 2. Topladığımızda 3 artı 3 6, 2 daha 8 olarak bulmuş oluruz. Tabi her defasında böyle polinom uzun uzun verilmiş olmaz. O yüzden pratik yoldan şöyle yapıyorsunuz. Önce x yerine 1 yazıyorsunuz. Bakın x yerine 1 yazıyorsunuz. 1 yazarsanız 3 artı 2 artı 3 artı 2 artı 1. Bütün katsayılar toplamını bulmuş olur. Eğer burada e eksi 1 yazarsanız eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1 olduğu için eksi 3 olur. Eksi 1'in 4. kuvveti artı 1 olduğu için 2 olur. Eksi 1'in küpü eksi olduğu için eksi 3 olur. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 2 artı 1. Bakın ilk yapmanız gereken bir P1 yazmak. Daha doğrusu x yerine 1 yazmak. Sonra x yerine eksi 1 yazmak. Bunu bulduktan sonra dikkat ederseniz bunlar hep tek dereceli terimlerin katsayıları. Bir artılısı bir eksilisi geldi. Eğer ben P1 ile P eksi 1'i toplarsam tek dereceli terimlerin katsayıları birbirine götürecek. Sadece çiftleri kalacak. 2 artı 1, 2 artı 1. 2 tane çift dereceli terimlerin toplamı kalır. Eğer ben bunu da 2'ye bölersem direkt ne yapmış olurum? Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulmuş olurum. Yani bir polinomda eğer bana çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı istiyorsa x yerine 1 yazarım. Eksi 1 yazarım. Toplayıp 2'ye bölelim. Bu çift dereceli terimlerin katsayılar toplamıdır. Eğer yine P1'i bulup Taraf tarafa çıkarırsam p eksi 1'den bu sefer ikiler birler yani çift dereceler gidecek tekler kalacak. O zaman p 1 eksi p 1 bölü 2 yaptığım zaman bu da bana tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını verecektir. Unutmayın x yerine 1 ve eksi 1 yazıp toplayıp ikiye bölersek çiftleri çıkarıp 2'ye bölersek tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulmuş oluruz. Sorumuza bakarsak. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulunuz. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını bulunuz. İlk yapmamız gereken şey nedir? P1'i bulmak. 1 yazarsam 2 eksi 3'ten eksi 1 küpü eksi 1. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 yazdığımda eksi 2 eksi 1 yazdım artı 1 buradan eksi 3 geldi. Üzeri 3 geldi. O zaman buradan da eksi 5'in küpü geldi. Buradan eksi 1 Buradan eksi 125. Çift dereceleri neydi? P1 artı P-1 bölü 2. P1'imiz ne? Eksi 1. P-1'imiz ne? Eksi 125 bölü 2. Buradan da eksi 126 bölü 2'den dikkat ederseniz eksi 63 bu çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Ekleri bulmak için ne yapıyorduk? Yine P1 Eksi p eksi 1 bölü 2 şeklinde yapıyorduk. Buradan da eksi 1. Eksi eksi 125'ten artı 125 bölü 2. Buradan da 124 bölü 2'den sonucumuz 62 olarak bulunmuş olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi geldik polinomların derecesi nasıl bulunuyor ona bakalım. Şimdi p x polinomun derecesi ve qx polinomun derecesi ile ilgili Px'in derecesi m olsun, qx'in derecesi ne olsun Burada m'nin de n'den büyük olma şartıyla. Burada toplama çıkarmada arkadaşlar m'yi alırsınız. Öncelikle şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Dereceyi nasıl buluyorduk? Şöyle bir polinom verildiğinde bx eşittir. Atıyorum 3x, 3x küp artı 2x üzeri 5 artı 7x artı 4. Böyle bir polinomda derecemiz nedir diye sorduğumuzda hemen şunu dememiz lazım. Üstte en büyük olan hangisi ise derece odur. Baktık üstte en büyük olan nedir? 5. Bunun derecesi dikkat nedir arkadaşlar? 5'tir. Peki burada diğerlerin herhangi bir önemi var mı derece bulunurken? Derecede bulunurken diğerlerin hiçbir önemi yok. Sadece x'in 5. kuvveti en büyük kuvvet bizi ilgileniyor. O yüzden derece bulunurken kesinlikle kat sayılar, sabit sayılar, diğer elemanlar, derecesi küçük olanlar bunlar yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Bunları direkt es geçebilirsiniz. O yüzden Bunların pratik yolu şöyle akılda kalması açısından. Px'in derecesi dikkat ederseniz m'dir. Qx'in derecesi de ne olduğunu bize özellikle belirtmiş. Bu ifadelerde ne zaman toplayacaktık, ne zaman çıkaracaktık? Bunları karıştırmamak için Px'i şöyle düşünün. <laughs> x üzeri m. Qx'i de şöyle düşünün. X üzeri n şeklinde düşünün. Bakın biri x üzeri mi biri x üzeri n. Gerisi önemli değil. İşte bundan küçükleri hiçbir şekilde önemsiz. İlk özelliğimiz ne diyor? Toplamında m'yi alırız. Neden? Toplarsanız x üzeri m ile x üzeri n topladığınızda toplama durumunda dikkat ederseniz üstte en büyük olanı almıyor muyduk? E buradan m büyük olduğuna göre demek ki burada derecemiz nedir arkadaşlar? m'dir diyebiliriz. Toplama çıkarmada arkadaşlar Der px artı der qx. Px'in derecesini m. Qx'in derecesini de N. Bunları toplayıp çıkardığımızda direkt dereceleri toplayıp çıkarırız. Buna dikkat. Px ile qx'i çarpıp derecesini alıp. Bakın burada toplamış. Neden topluyoruz? Px ile qx'i çarparsanız tabanlar aynı üstleri toplarsanız x üzeri m artı ne olacak? Bakın derecemiz ne oldu? M artı ne oldu? Buradan da kolaylıkla bulmuş olduk. Böldüğümüzde bölersek tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkarırsınız. Ayrı ayrı dereceleri çarparsak bunun derecesi m bunun derecesi ne olduğu için çarparsınız. Bakın Px üzeri k'nın derecesi. Az önce ne dedik? Px'e x üzeri m dedik. X yerine x üzeri k yazarsam burası x üzeri k'nın m'inci kuvveti üstleri çarpabiliyordum. x üzeri k çarpı m. Derecemiz artık ne oldu? k çarpı m. Bakın dikkat. Aynı şekilde P(x)'in x üzeri m olduğunu biliyorum. Her iki tarafında k'ıncı kuvvetini alırsam buradan P üzeri k x eşittir üstleri çarparım x üzeri k çarpı m olur. Bakın buradan da sağlamış olduk. k çarpı x. Bakın dedik ki derece bulunurken kat sayıların sabit sayıların hiçbir önemi yok. Burada Px'in derecesi ile Pkx'in derecesi aynıdır. Yani M'dir. Bunlara dikkat ediyoruz. 32. sorumuza devam ediyoruz. Şöyle iki polinom veriliyor. Buna göre bu ifadelerin eşitlerini bulunuz diye söylüyor. Bakın Px'in derecesi. Px'in derecesi nedir? 4'tür. Artı Qx'in derecesi. Qx'in derecesi nedir? 5'tir. 4, 5 daha toplamları 9. Bakın bu iki ifadeyi karıştırmayın. İşte burada ne diyor? Px'in derecesi ile x'in derecesini toplayın diyor. Bunun da değer px artı qx. Bu ikisi aynı şey değil arkadaşlar. Burada şunu diyor. Derecelerini ayrı ayrı topla. Bunun derecesi 4, bunun derecesi 5 topla diyor. Burada da diyor ki toplamlarının derecesini al. Bunları topladığımızda derecesi büyük olan almayacak mıyız? Yani burada ne gelecek? 5 gelecek. İkisi birbirine eşit değil. Aman dikkat edin. Px ile Qx'in çarptıktan sonra derecesini alıyor. Bakın derece bulunurken neydi? Katsayıların küçük olanların hiçbir önemi yok. Px x üzeri 4. Qx katsayıların bir önemi yok. Direkt x üzeri 5'i alırsınız. Çarptık x üzeri 9 oldu. Derecemiz 9 oldu. Çarparken ne yapıyorduk? Dereceleri topluyorduk. 4 artı 5'ten 9. Çıkarıp dereceye alınıyor. Çıkardığımızda da arkadaşlar toplama çıkarmada derecesi büyük olan alınır çıkarırsak derecesi büyük olan 5 olduğu için bunun derecesi artı 5 olacaktır. Bu sorumuza baktığımızda Px ve Qx polinomları şöyle ifade verilmiş. Buna göre aşağıda verilen polinomların derecelerini bulunuz. Bakın Px'in derecesi 6 ya. Ben Px'e direkt şöyle diyorum. X üzeri 6 diyorum. Derece bulunurken diğerlerinin bir önemi yok. Qx'in derecesi 2 olduğu için Qx'e de x kare diyorum. Bakın bunu yaptıktan sonra inanılmaz kolay bir şekilde soruları çözeceksiniz. E xte Qx'i çarp diyor. X üzeri 6 ile x kareyi çarparsam x üzeri 8. O zaman bunun derecesi arkadaşlar 8'dir. Bölmemizi istiyor. X üzeri 6 x kare. Kural olarak ezberlerken ne yapıyorduk? Bölmede dereceleri çıkarıyorduk. Çıkarmamızın sebebi bu arkadaşlar. Tabanlar aynı. Üstleri çıkarıyorum. Bunun derecesi 6 x 2'den 4 olur. x artı yönün küpünde x diyor arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat. x ifadesi nedir arkadaşlar derecemiz x üzeri 6'dır. Qx dediğimiz şey nedir? x kareydi arkadaşlar. Burada x kare olduğu için x üzeri 6 alırsınız ama burada sadece ufak bir şeye dikkat etmemiz lazım. x üzeri 6 bu da x üzeri 6 topladığımızda yine alt x üzeri 6 olacak derecemiz 6 demiyoruz aman dikkat. Çünkü dereceler aynıysa Atıyorum. Px dediğimiz şey üzeri 6 olsun. Qx dediğimiz şey eksi x kare olsun. Küpünü alırsam Q'nun küpünde x dediğimiz şey arkadaşlar dikkat ederseniz burada ne gelecek? Küpünü aldığımızda eksi x üzeri 6 gelecek. Topladığımızda burada ne gelecek? x üzeri 6'lar gidecek. x üzeri 5'li bir ifade kalacak. Onlar da gidebilir. x üzeri 4, x üzeri 3. Yani bunun hakkında kesin bir şey söyleyemem arkadaşlar. Kesinlikle 6'dır demiyorum. Eğer baş kat sayıları ters işaretli değilse bakın tekrar söylüyorum. Baş kat ters işaretli değilse 6 ama bir atıyorum artı 1 bir, biri eksi 1 ise bu sefer topladığında birbirini götürecek. Derece ne olmuş olacak? 6'dan küçük bir ifade alacak. O yüzden bunun hakkında kesin bir şey söyleyemiyoruz. 34. sorumuza devam ediyoruz. Px polinomun derecesi 2, Qx polinomun derecesi 3 olduğuna göre aşağıda verilenlerin derecelerini bulunuz diye söylüyor. Bakın Px'in derecesi 2 olduğu için ben şöyle Px'e direkt x kare diyorum. Qx'in derecesi 3 olduğu için Qx'e direkt x küp diyorum. Bakın normalde A x kare artı B artı C şeklinde yazmam gerekiyor. Ama derece bulunurken diğerlerinin bir önemi olmadığı için x kare ve x küp desem yeterli. Px küpü istiyor. Bakın dikkat. Yerine x küp yazarsam x küpün karesi olur. Buradan da ne gelir? x üzeri 6 olur. Bakın derecemiz ne olacak? 6 olacak. Burada ne diyor? px karenin karesi. Önce px kareyi bulalım. x yerine x kare yazarsam x karenin karesinden x üzeri 4 olur. Daha sonra bunun da karesini al diyor. Bunun da karesini alırsam x üzeri 8 olur. Buradan da derecemiz 8 olmuş olur. Px'in küpü ile Qx küp. Hemen yapalım. Px'in küpü neydi arkadaşlar? X üzeri 6 idi. Şu x küp. Daha doğrusu Px küple ile Px'in küpü farklı şeylerde. derece bulunurken ama aynı şey oluyor. Px eşittir x kareydi ya. Her iki tarafın küpünü alırsak. Burası P küp x eşittir. X üzeri 6 olur. Yani yine aynı şey oldu. Buradan x üzeri 6 artı Q x küp. Şurada x gördüğüm yere x küp yazarsam x küpün küpü ne olacak? x üzeri 9 olacak. x üzeri 9. Toplama durumunda derece bulunurken arkadaşlar ne yapıyorduk? Üstü büyük olan yani bunun derecesi artı 9 olacaktır. Son olarak şuna baktığımız zaman x küp çarpı px px neydi? x kareydi. Çarpı x'in karesi. x'in karesini alırsam arkadaşlar şuradan ne olacak? x üzeri 6 olacak. Bakın bu şekilde yaptığınızda kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Tabanlar aynı, Üstleri topla. 3 2 daha 5, 6 daha 11. O zaman buradan da derecemiz 11 olarak bulunmuş olacaktır. Sadece bildiğimiz üçlü sayı bilgisi şeklinde çözüyoruz sorularımızı. 35'e bakarsak Px artı qx'in derecesi kaçtır diye soruyor. Bakın buraya Px'in derecesini bilmediğim için m diyorum. Qx'in derecesini bilmediğim için buna da n diyorum. Yerine yazarsam bana px kare lazım. x gördüğüm yere x kare yazarsam x karenin m'inci kuvveti buradan da x üzeri 2m olarak bulunmuş olacak. Başka ne lazım? Px'in karesi var. P kare x. Her iki tarafın karesini alırsam x üzeri 2 mi olacak? Bakın ikisi aynı şey. Ee, burada bir de qx küp lazım. x gördüğüm yere küp yazarsam x küpün elinci kuvveti. Bu da x üzeri 3 ne oldu? Bulduğum ifadeleri getirip yerine yazıyorum. x kare x üzeri 2 mi? Çarpı qx dediğimiz şey x üzeri ne? Bunun derecesi bulunurken... Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsam derecemiz 2m artı ne? o da kime eşitmiş arkadaşlar? 11'e eşitmiş. Bakın uzun uzun kurallardan gitmiyorum. Sadece mantık yoluyla gidiyoruz. Px kare zaten burada x üzeri 2m dedik. Çarpı qx küp x üzeri 3 ne oldu? Bunun derecesi tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. 2m artı 3 ne? Bu da 17'ye eşitmiş. Şu kareyi eksiyle çarpıp topluyorum. M'ler gider. 3 nden N'e çıkardık. 2N. Eksi 11 artı 17'den buradan da 6 geldi. N eşittir 3 oldu. N yerine 3 yazarsam 2M artı 3 eşittir 11. 2M eşittir 8. M de buradan 4 geldi. Bakın toplamlarını soruyor. Dereceleri ayrı ayrı topla demiyor. Polinomları topla sonra derecesini alıyor. Yani benden şu ifadeyi istiyor. Değer px px neydi x üzeri m m neydi 4 x üzeri 4 ile qx x üzeri ne yani x küp bunun derecesini bul toplama durumunda ne yapıyorduk derecesi büyük olanı alıyorduk yani bu ifadenin sonucu artı 4 olacaktır.